Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Mesnevi Nuriye'ye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mesnevi Nuriye, sizin de bildiğiniz gibi Lâsiyyemâ'ları okuyoruz. Lâsiyyemâ'lar, Haşir Risalesi'nin özeti. Yani özeti ve Üstad'ın Yeni Saydin eserlerinde. Mesnevi Nuriye'de ama Yeni Saydin eserlerinde. Evet. Gelmiştik nereye? Şuraya. Ve kezalar devam ediyor. Her bir keza 10. sözdeki o babı, işte bab hakikatler var ya, onların biri yani. Her bir keza. Aynı şekilde demek biliyorsun keza. Ve keza bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde. Ne demek bu bir hedefe sevkinde? Kainatta maksatsız ve maslahsız hiçbir şey yok. Üstad mesela teavün düsturunu anlatıyor başka risalelerde. Yani diyor cemadat, cansız olan taş, toprak vesaire bitkilerin yardımına koşuyor. Yani belli ki onun için yaratılmış. Bitkiler hayvanların yardımına koşuyor. Tabii ki insanların da. Hayvanlar ise bitkilerle beraber hep birlikte insanın hizmetine koşuyor. Yani bir sevkiyat var yani. Maksatlı bir sevkiyat. Evet. Ve semavi, semaya ait, süfli, bu da çok önemli iki tabir. Semavi derken daha ziyade manevi. Süfli derken yeryüzüyle alakalı. Yani yoksa illa semaya ait, yani illa odu ama yani genelde bu bir şey, eski felsefe tabiri yani. Bütün ecramın, semavi dediği semadaki yıldızlar, güneşler, süfli dediği de yeryüzü. Alçak manasına ama manası o. Bütün ecramın, cisimlerin bir kudrete bağlı ve müsahhar olmasında, yani onun emrine verilmiş olmasında pek büyük bir saltanat eseri görülüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu çok uzun uzun izah ediliyor. Mesela bir tanesini okuyalım. Yani nasıl müsahhar edildiğine dair bir tanesini okuyalım. İnşallah fazla yorulmadan buluruz. Şimdi böyle. Her taraf öyle de bir tane. Yani bakın da bu da güzel. Allah Allah. Subhanallah. Evet yani bu da çok güzel. Elem yarav ilet tayri musahharatin fi cevvis sema. Akıl gözüyle bakmazlar mı kuşlara ki şu semanın boşluğunda bir emirle tezkir edilmişler, dolaşıyorlar. Mâ yumsikuhunne illallah. O kartalın uçuşunu seyredince insan hakikaten lezzet alıyor yani. Onları semavatta tutan sadece Allah'tır yani. Ondan sonra inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Şüphesiz ki bütün bunlarda iman eden insanlar için Allah'ın varlığı ve birliğine deliller var. Yani daha da başkaları var. Mesela bu da güzel. Ayetler uzun da bir tane daha okuyayım. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen. Allah yarattığı şeylerden bir kısmını size gölgelik olarak yaratmış. Düşünün her taraf çöl olsa da, ağaç hiç olmasa, dağlar olmasa. Ve ceale lekum minel cibali eknana. Bu da çok enteresan. Dağlarda da sizin için hazineler yaratmış. Altınıdır, gümüşüdür, kömürüdür. Her şey orada. Ve ceale lekum serabiyle. Aman yarabbim, sizin için elbiseler halk etmiş. Yani buna yün kazaktan tutun da, değil mi? Koyun postuna kadar her şey dahil buna. Takikumul harra. Sıcağa karşı sizi koruyor. Ve serabiyle takikumul be'sekum. Her türlü sıkıntınıza karşı koruyor. Bütün bunlar Allah'ın size olan nimetini tamamlamak içindir diyor. Yani sırf o cümle için okudum yani. Nedir o cümle? Allah Allah. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden saniyin, ustanın, kainatın ustası olan Allah'ın azim rububiyetinde, biraz önce zikrettiğimiz büyük rububiyetinde harika bir saltanatı var. Her tarafta saltanatı var. Halbuki bu dünya menzili
dünyayı bir menzile benzetiyor. Menzil bir oda demek aslında. Yani bir büyük apartmanın odaları. Dünyada yani kainat şeyinde oda bile değil. Bu dünya menzili tehavülata, devamlı değişmeye zevale maruzdur. Zail olup gidiyor, hiçbir şey kalmıyor. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor. Her sene dolup boşalıyor. Bir zamanlar ben burada oturuyordum karşıda. Nail abi oturup dinliyordu. Bitti, gitti. Belki 10 yıl sonra aynı şey bir zaman Akgünüz Hoca burada ders yapıyordu diyeceksiniz. Öyle gençler görecekler. Ne kendisinin sabit şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır. Ve saniye alemi, şu alemi yapan Allah'ın garip ve acip sanatlarının numunelerini teşhir sergilemek ve ilan için tehadülden hali kalmayan, devamlı değişikliğe uğrayan bir meşher, bir pazar ve bir fuar gibidir. Bu itibarla o handa, dünya hanında ve o meşherde, pazarında içtima eden insanlar, bir araya gelen insanlar sabit kalacak değiller. Ney sabit kalıyor ki? Çünkü meskenleri sabit değildir. Mesele bitti. Özür dilerim, bari çayından istifade edeyim. Al bakalım, zaten bir tane kalmış. Evet, işte bu hal ve bu ve şu vaziyet, bu fani menzilden sonra, yani şu fani olan yeryüzünden sonra, o sermedi saltanata, ebedi olan saltanata karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi, sermedi saadetlerin, mutlulukların, cennetlerin ve sarayların olacağına kat'i bir delaletle şehadet eder. Yani demek ki şu dünyanın faniliği ebedi ve baki bir alemin olacağına delalet eder, şehadet eder. Niye? Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Bu kainatın, iki tane çok koydum, neyse, haydi bakalım bu küçükle, hiç zararı yok. Şimdi bu kainatın ustası olan Allah baki, ebedi ve serbedi. Aynalarının da baki olması lazım. Ama dünya fani, kararsız ve geçici. Evet, bir melikim, yani bir padişahın gelip giden misafirleri için yolda yaptığı şu menzile, dünyayı nasıl benzetiyor ama yani. Şu dünya, şu kainatın haliki olan Allah'ın gelip geçen misafirleri için yolda yaptığı bir han. Anladın, eskiden varmış ya hanlar, şimdi de oteller var. Hani yollarda, otobanların kenarında oteller var. Şu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki milyonlarca Allah lirayla yapılan o menzil pek az bir zaman içindir. Ve ondaki ziynetler, süsler, kıymetli şeyler hep suret ve örneklerdir. Daimi olan hiçbir şey yok. Ve o misafirler o nefis taam ve yemeklerin yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir hususi makinasıyla o menzildeki ziynetlerin resimlerini alır. Ne demek bu her bir misafir? Hepimiz burada bu dünya odasında misafiriz. Özel makinalarımız var, resim ve fotoğraf alıyoruz. Nedir o özel makine? Hafıza. Tamamı da levh-i mahfuz denilen büyük merkezde ne yapıyor? Toplanıyor. Onların resimlerini alır. Ve melikin de, bu da önemli. Yani bu sarayın malikinin de gizli memurları. Kim onlar? Melekler. Özellikle kiramen katibin. Ya'lemune ma tef'alun. Ne yapıyorsanız onların hepsini biliyor ve yazıyorlar. Onlar da onların bütün harekat. Yani bunları var ya, bundan 50 sene önce söylesek münker nekire akılla izah etmek zordu, biliyor musun? Şimdi periskop çıktı, canlı yayın çıktı, hafızalar çıktı. Artık çok kolay yani. Beşer bunu icat ederse Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı kayıt altına alacak, insanların fiillerini, hareketlerini kaydedecek kiramen katibini inanmak, ispat etmek çok kolaylaşıyor artık.
bütün hareketleri, fiilleri ve muamelelerini yazıyorlar. Ve o melik her mevsimde milyonlarca o ziynetleri, o süslemeleri, o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ediyor, tecdit ediyor. Tahrip dediği güzün. Şu anda bütün ağaçlar dökülüyor. Baharda yeni gelecekler için yeniden yenileniyor. Ve hakeza aynı şekilde pek çok garip ve acip şeyler görünüyor. İşte bu vaziyet gösterir ki o muvakkat menzil, yani geçici olan şu dünya menzili, sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, başka menzilleri de var. Yani siz yolda birkaç gün kalmak üzere bu kadar masraflarla böyle bir han yaparsanız, dünya hanını, herhalde bu misafirlerin ebedi kalacağı cennetleri ona göre mükemmel yapacaksınız. Daireleri ve ebedi ve sermedi sarayları vardır. Bu küçük menzilde görünen şeyler, yani dünyada görünen şeyler, haller, misafirleri ebedi menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir bunlar. Dünyada gösterilenler sadece numune. Allah Allah. Şey var da o, yani çok çok güzel Kur'an-ı Kerim'de böyle yerler var da bir tanesini yine okuyayım, yani orası çok tatlı. Subhanallah. Bura çok tatlı, biliyor musunuz? Sure-i İnfitar. İzes sema'un fatarat. O sabit zannettiğiniz gökyüzü yarılıp parçalandığında kıyameti anlatıyor. Ve izel kevâkibun tezerat. Uzaktan ışıklarını seyrettiğiniz yıldızlar her tarafa serpilip dağıldığında. Hani bir şeyin nedir? Tesbihin İpi kırıldığında dağılır ya, işte ona intisar diyoruz biz. Anlatabildim mi? Yıldızlar da öyle darmadağın olacak. Ve izel biharu fuccirat. Bütün denizler öyle sakin kalmaz şey kıyamette. Fışkırdığında. Ve izel kuburu bu'sirat. Kabirlerin altı üstüne getirilip içindekilerin hepsi ortaya çıktığında. Ey, bu çok acayip bir ayet ya. İşte alimet nefsüm ma kaddemet ve aharat. İnsanoğlu, insan nefsi daha önceden ahirete ne götürmüş? Neyi ihmal etmiş, geciktirmiş? Hepsini öğrenecek. Ondan sonra diyor ki, ya eyyuhel insanu, ma garrake bi rabbikel kerim. Bunu bilen ve duyan insan, peki seni Rabbine karşı gururlandıran, ikramı bol olan Allah'a karşı seni böyle böbürlendiren nedir yani? Neyin var da neyine güveniyorsun? Halbuki ellezî halakake fesevvâke. Seni baştan çatını yaratan, sonra tesviyesini yapan, böyle sırf kemikleri kurmakla olmaz, gözü, kulağı, azaları, sonra feadeleke, düzelten, tadil eden, diyor ya, ben 100 kere söylüyorum her yerde. Muhakemattaki misali. Altından diyor, yarım metre burnun olsa beğenir misin? Bu feadelekeye aykırı işte. İnsan üzülür yani. İsmail kardeş beğenirmiş herhalde, değil mi? Yarım metre burun, hem de altın. İnsan içine çıkmaya utanır yani. Fi eyyi suratin maşa erekkebek. Cenab-ı Hak istediği şekilde de seni ne yapıyor? Yaratıyor. Bütün bunlara rağmen kelle bel tükettibune bildi. Yine de kıyamet gününü inkar ediyoruz. Hesap gününü inkar ediyorsunuz. Halbuki, esas burayı için okudum. Ve inne aleykum lehafızîn. Sizin de üzerinizde adım adım sizi takip eden muhafızlar var. Hem de öyle periskoptan falan daha kaliteli. Hepsini kayıt altına alan kiramen katibin. O muhafızlar da kiramen katibin. Şerefli katipler. Ya'lemûne mâ te... Ne yaptığınızı çok iyi biliyorlar. Bu tutulan hesap ve arşiv neticesinde innel ebrara lefî ne'im ve innel fuccara lefî cehîm. Elbette ki dosyası iyi çıkanlar Allah'ın daha güzel nimetlerinde. Bura için okudum ben. Yani bu dünyada böyle daha güzel nimetler de olacak.
Ama dosyası kötü olan tüccarların, facirlerin ise cehim, cehennemin en kötü yeri onların yeri olacak. Yani üstad bunları yazarken hep Risale-i Nur, Kur'an'ın bir nevi tefsiri manasında yani. Bakayım iki tane attım, içilecek gibi değil. Neyse yine de içelim. Kezalik, aynı şekilde bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline, hallerine dikkat edilirse anlaşılıyor ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. İnsan ancak ihtiyarlayınca bunu anlıyor. Ben bunu naklettim. Aydın Bolak vardı, Ahmet Aydın Bolak. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 10 zenginiydi. Evet. Herhalde yanlış duymadıysam 1900 demek ki 89'da mı ne? 70 trilyon geliri vardı. Yani mal varlığı vardı. Sonra iflas etti biliyor musunuz? Öyle. Şimdi onun bir yalısı vardı. Boğaza nazır. 23 dönüm. Yani beni orada çok kahvaltı ve yemek yemişim orada. Ben de hesaba çok çeker Allah'a. Yani benim yok ama fakat zenginler davet. Gittim bir kahvaltıda saat 10. Biz de fakir aileden gelmiş insanlarız. Rüyamızda görmüyoruz öyle şeyleri. Bir tek kuş sütü eksik. Ben hiç unutmuyorum. Dedi ki Akgünüz Hoca senin için hazırlattım. Hepsinden tat dedi. Gelsin. Ya sen ne yiyeceksin? Bir kaşığın ucu kadar peynir. Basit peynir benim sevmediğim peynir. Bir de bir tane yumurta haftada bir hakkım var dedi. Şimdi benim de bir haftada bir hakkım var ama her gün yediriyorlar. Ölmem için bunlar tabii. Neyse zararı yok. Şeker hastası, kalp hastası. Bütün hastalıklar var. İnsan yaşlandıkça anlıyor ki bu dünya menzilinde odasında daimi kalmak için yaratılmamışız. Ya yaratılmamışız. Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermedi olan yani sonsuz olan Darüsselam menziline. Vallahu yed'u ila Darüsselam. Allah sizi mutlak selamet ve huzur, mutluluk diyarı olan cennete davet ediyor. O ayet. Menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları bir araya gelmeleri için bir ham ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinden görünen leziz şeyler, lezzetli şeyler ve lezzet ve zevk için değildir. Allah Allah. Çünkü diyor bir üzüm tanesi yedirir. Kaç tane diyor? 10 tane sopa vurdurur. Öyle bu dünya. Çünkü visallerinin lezzeti, bu dünyanın güzel şeylerine, kavuşmanın lezzeti, firaklarının elemine, onlardan ayrılığın sızkıntısına, üzüntüsüne mukabil gelmez. Mahaza, onunla beraber o lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur. Veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Yoksa tatmak, doymak için değil. Şekerim yok ki mübarek. Getir bakalım, getir şuraya koy. Bu Ahmet bizim kafamızı bozdu ya. Zarar yok, idare edelim yani. Ey millet. Alma kardeşim sen. Sen şunu şuna koy. Gel gel elin yansın senin. Zararı yok. Boş ver. Çay içtiğimizi de seyretsin. Ha, yo. Sen koy onu. Elin yanıyor değil mi? İçine mi koyayım? Ha tabii. İçine koyacaksın hepsini. Aferin sana. Yo değme. Bu hata yaptı. Ha, onun eli yansın. Zararı yok. Güzel. Vay mübarek tamam. Ahmet kardeş. Diyecekler bu zalim hoca ya. Değil kardeşim. Evladım gibi sevdiğim için. Mahaza o lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehl-i iman için
cennetlerde ihsar ettiği, hazırladığı hakiki nimetlere numunelerdir. Okuduk ya geçen seferde. Ve utu bihi muteşabiha. Benzerleri verilir ki rahat alışalım cennette. Ve o müzeyyen, çok süslü, bezekli olan masnuat-ı faniye, hem fani hem Allah'ın sanat eseri ama süslü, bezekli, geçici. Dünyada ne var ki süslü, bezekli değil? Domatesimi süslü değil, portakalımı süslü değil. Dün üzüm aldım yahu, ne üzüm yani. Enteresan böyle, sanki mübarek. Naylondan yapılmış gibi ya, öyle güzel. Şimdi bütün bunlar fena ve adem için de değil, yokluk için değil. Bunları görüp ebedi hayata aşık olalım, şükredelim, oraya kavuşalım diye. Ancak onların suretleri ve misalleri, bak, bu çok önemli. Yani 10. sözün bir haşiyesi var. Kainattaki her bir sanat eseri mahlukun diyor, 1000 gayesi varsa bir gayesi bize bakıyor. 999'u Allah'a bakıyor. O kendi cemal ve kemalini, değil mi, görmek ve göstermek istiyor kaidesince. Yani boşa gitmiyor. Bir de ebedileşiyor. Çünkü soruyorlar, nerede açıklıyor bunu? İkinci şuada. O meyveler var ikinci şuada. Okuyun onları. 3 tane meyve. Önce çok acı bir manzara tavsif ediyor Bediüzzaman. Sonra o acı hali tatlı hale çevirecek imanın meyvelerini anlatıyor. Baktım ki diyor dağlarda. Okursanız görürsünüz. Muhteşem süslü çiçekler. Meyveler, meyve ağaçları. Ama hiçbir insan ve varlık uğramadan çürüyüp gidiyorlar. Ya bunlar yazık değil mi yani bu kadar sanatlı yaran? Hey diyor mübarek, iki şeyi unutuyorsun. Bir, Halık'ının aynası olmakla vazifelerini ifa etmiş oluyorlar. İki, ebediyete mal oluyorlar. Hiçbiri kaybolmuyor ki. Hani diyorsun ya, yemek önemli değil keçeli. Bir de videoyu al da hatıra kalsın diyoruz. Kainatta her güzel sanatlı eserin hatırası kalması için ebedi levhalara kaydediliyor. Burayı tekrar okuyayım. Ve o müzeyyen masnuatı faniye, fani sanat eserleri fena ve adem yokluk için değildir. Ancak onların suretleri, misalleri, manaları, neticeleri alınır. Alemi bekada, Allah Allah, alemi bekada ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olur. Hani yani o manzaraları ebedi levhalara alınır, ahirette seyredeceğiz yani. Allah bize kötü yaptıklarımızı seyrettirmesin orada inşallah. Değil mi ya? Şu anda bu manzara çekiliyor, bunu bileyim ya. Melekler çekiyor. Seyredeceğiz inşallah. Yahut ebedi alemde sani ebedi şu kainatın ustası ama ebedi olan ustası istediği şekillere sokar. Çünkü burada çok önemli. Ne demek istediği şekillere sokar? O masnuat beka içindir. Yarattığı her sanat eseri bekaya yöneliktir hedefi. Onların o zahiri ölüm ve fenaları vazifelerinden terhistir. İdam değildir. Şimdi bir askeri terhis etmek, öldürmek mi demek? Hayır, asıl memleketine göndermek demek. Bu dünyadaki her fena oluş, hem her ölüm terhistir. Yani asıl memleketine gönderiliyor. Evet. Onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fenaya gider. Çok cihetlerden baki kalır. Anlatacak zaten bunu. Mesela kudret-i ezeliyenin, ezeli kudreti Allah'ın yarattığı şu gül çiçeğine bak, misal veriyor. Evet, nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz elhamdülillah gibi zahiren fenaya gider, kaybolur değil mi? Yani eğer kaydetmediyseniz kaybolur. Hayır. Üstad diyor burada elhamdülillah dersin, ahirette meyve olarak yersin. Ayrıca ilim de ispat etmiş. Şu kainat öylesine büyük ki, yani ses hızına rağmen söylenen hiçbir kelime kaybolmuyor, kaydediliyormuş. Onun için Hazreti Resulullah'ın ve Hazreti İsa'nın sesini arıyor ilim adamlarından bazıları. Fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda,
Ben bugün İbn Sina'nın Uyunül Hikme kitabını okudum. Mütalaa ettim tekrar. İslam felsefesiyle alakalı. Adam vefat etmiş ama kitap kağıtlarda duruyor onun. Kitaplarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi akıllarda da akıllar adedince ve sayısınca manaları kalır. Kezalik aynı şekilde o gül, gülü misal vermiş değil mi? Kısa bir zamanda vazifesi tamam olur olmaz. Çünkü gül ne olacak? Bir hafta sürer. Ondan sonra dökülür gider. Ölür gider. Ama onu gören bütün insanların kuvve-i hafızalarında. O gülün şekli, güzelliği ve halefiyle hamile olan, bak çok enteresan bir şey. O gül gidiyor ama kendisinden sonrakine hamile. Çünkü o gülün, o döktüğü diken şeylerin, gülün o yapraklarının içindeki çekirdek. Yeni bir gül ağacına hamile. Yeni güllere hamile. Olan tohumlarında suretleri, manaları bakidir. Demek o gülün tohumu olsun, kuvve-i hafızalar olsun, hafıza kuvvetlerimiz, o gül çiçeğinin suretini, zinetini, süsünü, menzilini hıpsetmek, yani korumak için sanki birer fotoğraf ve bekası için birer menzil, yeni odasıdır o. Gül ki zevale mahkum olmazsa, kainatın gülü olan Resulullah nasıl zevale mahkum olur? Ey arkadaş, insan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Kur'an-ı Kerim'de ayetin mealidir bu. Okuyayım mı orayı? Yani dedi ya Bediüzzaman, her yerde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne yapıyor? Tefsir ediyor. Bakın size okuyacağım. Nasıl ifade yani? Allah Allah. Biraz sabredeceksiniz. Hafızlığımız zayıflamış böyle. Biz şey değiliz. Ya bu kadar tatlı. Ankebut suresinin ilk ayetleri. Elif, la, mim. حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar zanneder mi ki biz iman ettik demekle salıverilecekler ve sonradan imtihana tabi tutulup hesaba çekilmeyecekler. Böyle mi zannediyorlar? Kusura bakmayın, öyle bir şey yok. Allah Allah. Veya اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِكُونَ Devamlı kötülük işleyenler gücümüzü, kudretimizi, hakimiyetimizi geçebileceklerini mi düşünüyorlar? Yine yakalayacağız. سَأَ مَا يَحْكُمُونَ Verdikleri karar ne kadar kötü. Başka bir ayette de zannediyorum, bu ayet miydi? Başka bir ayette اَمْ حَسِبْ Siz diyorum boşu boşuna yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz? Böyle ayetler çok. Demek ey arkadaş, insan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Ancak onun da bütün harekat ve efali yazılıyor. Okuduk ya sureyi İnfitar'da. Bütün hareket ve fiilleri yazılıyor. Tespit ediliyor. Ve amalinin, yaptığı işlerin neticeleri hıfzediliyor. Korunuyor ki muhasebe-i kübrada, o büyük muhasebe gününde, işte hesap gününde ona göre derece alsın. Hulasa, her güz mevsiminde, şu anda güz mevsimindeyiz, yok kışız değil mi? Daha gelmedi, kış da gelecek herhalde. Yapılan tahribat, bütün işte ağaçların, şey yaprakların dökmesi, bir kısım mahlukatın vefat etmesi, nerede o karıncalar, şunlar bunlar, böcekler, hepsi kayboldu kış gelince. Gelecek bahar mevsimlerinde gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi terhis ve izinledir. Ve keza aynı şekilde bu alemde tasarruf eden saniyin, şu kainatın ustası olan Allah'ın öyle bir kitab-ı mübini vardır ki, bunu özel bir derste okuduk. Yani öyle bir kitab-ı mübini vardır ki, bu tabi levh-i mahfuz. Yani bir kitab-ı mübin var Kur'an-ı Kerim'de, bir de imam-ı mübin var. İmam-ı mübin, ilim defteri, emir ve ilim defteri. Ama kitab-ı mübin daha ziyade kudret defteri, irade defteri. Bunu uzun uzun açıklıyor Bediüzzaman. Ve keza bu alemde tasarruf eden saniyin, Allah'ın
öyle bir kitab mübini, çok açık bir kitabı vardır ki ne küçük ve ne büyük. O kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur. Bu da ayet-i kerimenin meali. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam ve mizan, kainatta ne görürseniz düzenli ve ölçülü, o kitapta yazılır. Bak o ayeti okuyayım. Hatırlarsınız beni. Okurken bu dersi hatırlarsınız. Sure-i Kehf. Allah Allah. Ne tatlı bir ayet. Diyor ki bakınız. Ya. Ya, o kadar enteresan ki bu. Bu cümle çok manidar ya. Okuyayım deyin bir iki ayet. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti'd-dünyâ. Mal da, çoluk çocuk da dünya hayatının süsü ve bezeyi. Ama bütün bunlar gelip geçici. Vel-bâkiyâtus-sâlihât. İyi, hayırlı ve bekaya yönelik her şey. Ne demek bu? Başta üç kelime. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Ve bu manada namazlar, oruçlar, niyazlar, Allah için yapılan bütün işler, ilmi çalışmalar. Bütün bunlar hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Allah katında sevap itibariyle daha hayırlıdır. Burası işte esas, daha üçüncü ayette gelecek benim dediğim. Ve yevme nüseyyirul cibale, o kıyamet günü dağları tıpkı bulutlar gibi yürütürüz. وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً Bakarsın ki yeryüzü meydana çıkmış, meydana çıkmış bir er gibi. وَحَشَرْنَاهُمْ Bütün yeryüzündeki herkesi haşrederiz, yeniden diriltiriz, toplarız bir araya. Burada haşir, yeniden diriltmek manasına. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا İşlerinden hiçbirini terk etmeyiz. Unuttuğumuz bir şey yok. Şimdi oraları geçelim de çok çok uzun gitmesin. Ve vudi'al kitabu, yazdıklarımızı önlerine korusun. Yazılanlar konur kitab mübin işte bu. Anladın mı? Feteral mucrimine müşfikine mimma fi. Dünyada suç işleyen günahkarlar o kitabı mübinin içindekilerden korkmaya başlarlar. Yaptıkları hep orada. Ve yekuluna derler ki cümlenin karşılığı ya veyletena. Yazıklar olsun bize. Meli herdel kitabı. Ya bu kitap mübinde neymiş ki böyle? La yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa sa. Ne küçük ne büyük bir şey dememiş. Hepsini içine almış ya. Yazmışlar. Allah Allah. O polisiye biliyorsunuz filmlerde. Bunun benzeri var biliyor musun? Günümüzdeki polisiye filmlerde. Ben bazen canım sıkıldığı zaman yani böyle gayrimeşru olmamak şartıyla hoşuma gidiyor. Her zaman değil böyle. Şimdi mesela bir suçluyu yakalıyorlar. Diyorlar ki vallahi ben sen bunu yapma. Kesinlikle benim alakam yok. Yalan söylüyor. Ondan sonra getiriyorlar polis şeyi. Video kaydını. Hırsızlık yapmış adam. Diyor ki bu sen misin? Evet benim. O orada ne aldın diyor. Hırsızlık yaptım ya diyor. İşte bu. Yahu bu kitap mübine ne olmuş kardeşim? Ne küçük ne büyük. Hiçbir şey bırakmamış. Hepsi içine almış. وَوَجَدُوا مَعَامِلُوا حَادِرًا Yaptıkları her amelleri o kitap mübin içinde hazır buluyorlar. Ayrıca وَلَا يَقْلِبُ رَبُّكَ اَحَدًا Yanlış düşünmeyin. Sizin Rabbiniz hiç kimseye de zulmetmiyor. Yani yapmadığını da ona isnat etmiyor. Tam. Ve keza, şurayı tekrar okuyalım, yoksa tadı çıkmaz. Bu alemde tasarruf eden saniyin öyle bir kitab mübini var ki, tam o ayetin mealidir bu. Ne küçük ne büyük, o kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam, düzenli olma ve mizan, ölçülü olma. Ölçüllükle düzenlilik farklı. Maddelerine bak. Evet, görüyoruz ki o kadar güzel ki bu, o kadar güzel ki. Herhangi bir muvazzaf bulunan bir şey, vazifeli olan bir şey. Ne mesela vazifeli olan bir şey? Bir tane örnek ver.
Hayvanlar. Hayvanlar değil ya, bir tane müşahhas misal. Koyun de ya. Neye vazifeli koyun? Süt, et ve bir de yün vermeye vazifeli. Öyle mi, öyle değil mi? Peki, he? Kuzu veriyor. Ulan aferin, sen de iyi kültürün var ha. Aferin sana. Ha. Ha, şimdi ne diyor? Yemeği yediniz akşamleyin. Bak mübareğin de karnı şişmiş, çok yemiş. Neyse, seni göstermiyor, merak etme. He? Merak etme. Seni göstermiyor kamera. Yemiş. Ama o karnını şişiren yediklerinin nereye gittiğini bilmiyor. Burası çok enteresan bir şey. Yani. Halbuki yediği her zerre vazifeli. Kimisi göze, kimisi kulağa, kimisi kemiğe. Kardeşim, bu misali vermeden de bu cümle anlaşılmaz yani. İyi ki kaydetmiyorsun. Dönüp kaydetsene bunları. Allah Allah. Evet, görüyoruz ki herhangi muvazzaf bulunan bir şey. Yani sende de çok vazifeliler var. Mideni şişirmişsin ama iyi yani. Hep vazifeli onlar. Vazifesinden terhis edilmekle daire-i vücuttan çıkarsa, yani varlık aleminden çıksa, şu anda çiçeklerin çoğu çıktı. Fatır hakim, fatır bu da tabir enteresan. Rastgele isim kullanmıyor. Hakim belli, hikmetsiz hiç iş yapmayan Allah. Fatır da yaptığı her şey ilk defa o şekil ona veriliyor. Halik demek ama farkı burada. Fatır demek aslında bir karanlıkta aniden bir ışık yaktığınızda nasıl ki böyle yarar orayı. Bu da yokluğu yararak vücut alemine çıkarıyor ama hiç daha kainatta hiç benzeri olan bir şey yok. Herkes benzersiz. Yani kavak ağacının yapraklarından tutun 7,5 milyar insana kadar. Öyle. Fatır hakim onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tespit eder. Ha. Ve tarihçe hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder. Ve pek çok gaybi aynelerde ipka eder, baki kılar. İnsan da öyle değil mi? Mesela bir şecere, ağaç, meyvesiyle hamile olduğu gibi tohumu da meyveyle hamiledir. Demek ağacın bünyesinde semeresi, meyvesi mevcut olduğu gibi tohumunda da semere, meyve var. Çünkü o tohumu attığın zaman ağaç olur, meyve verecek. Ve keza vücuttan çıkmış pek çok şeyler insanın kuvve-i hafızasında mevcut kalır. Bu da çok enteresan bir şey. Yani mesela diyelim ki benim annem şu anda vücuttan çıkmış, vefat etmiş. Ama benim hafızamda var. Babam çıkmış vücuttan. Öyle böyle değil mi? Ama hafızamda var. İşte bu misallerden hıfz ve hafiziyet kanunu Allah nasıl koruyor? Nasıl arşivliyor bu kanunu? Ne derece ihatalı, her şeyi ihata edip kuşattığı olduğu anlaşıldı. Evet, bu mevcudatın sahibi pek büyük bir ihtimamla, önemli bir dikkatle, mülkünde cereyan eden her şeyi taht-ı hıfız, yani muhafazası altına alıyor, hiçbir şeyi arşivlemeden bırakmıyor. Yahu basit bir şirketin bile arşivi var. Nasıl hafiz ismine sahip Allah'ın arşivi olmaz? Ve hakimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır. Ve rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki edna bir hadiseyi, en basit bir olayı adi, normal bir hizmeti bile yazar, yazdırır. Değil insanın yaptığı hizmetleri, işleri, amelleri. Bir farenin hareketlerini bile kaydediyor. İşte bu derece ihatalı, her şeyi kuşatan, ihtimamlı, dikkatli bir hıfz kanunu, her şeyi koruma kanunu, elbette alem-i ahirette yapılacak bir divan-ı muhasebata bakar. Divan-ı muhasebat, Osmanlıca'da Sayıştay demek. Biliyorsunuz Sayıştay, küçük bütün devlet dairelerindeki muhasebeleri en üst seviyede ele alan kurum manasına. Allah Allah. Demek ki insanların amellerinin muhasebesi dünyada tutuluyor. Zaten dünyada da. Ama asıl divan-ı muhasebat olan kıyametteki mahkeme-i kübrada görülecek. Şu muhafaza, her şeyi koruma kanunu
bütün eşyada cari olduğu gibi mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ait şuunat, fiiller ve ahvaline şahittir. Haller ve hallerine ve mahlukatın cemaatleri içinde Allah'ın birliğine dellaldır. Bir çiçek evet lisan-ı halle Allah'ı gösterir. Ama bir insan Allahu Ekber diyerek lisan-ı kal, sözlü dille de Allah'ı dellalli olur. Ve mevcudatın tesbihatında müşahit, bu da çok önemli. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Yani varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. İnsan da onu müşahede ediyor. Ve hilafet-i kübrayla, yani yeryüzünün halifesi olmak meselesi, buna girmeyelim, tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan bu keramete, bu şerefe nail olduğu halde kendisini başıboş ve gayri mes'ul, sorumsuz zannetmesin. Onun da divan-ı muhasebatta pek karışık hesapları vardır. Ondan kurtulduktan sonra müstahak olduğu yere imma ilel cenneti zümera veya ila cehenneme zümera gidecektir. Evet, son paragraf, merak etmeyin. Kudret-i ezeliye nispetle, ezeli olan ve kayıtsız olmayan Allah'ın kudretine nispetle ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi kolaydır. Evet, nebatat gibi, bitkiler gibi insanın da bir güzü, bir baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vukua gelmiş olan mucizat-ı kudret, kudretin mucizeleri, yaratılan bütün insanlar, her biri Allah'ın kudretinin mucizesi. Onları yarattığına göre, gelecekte de, haşirde de, bütün insanları yeniden yaratacak. Saniyin bütün imkanatı istikbaliye, geleceğe ait bütün mümkün olan şeylere kadir olduğuna, gücü yettiğine kat'i şahit ve bürhanlardır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.